Evet, Motomandan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün araba konseptinde bir video çekeceğim size. Şimdi eşimi aldım Mercedes'te. Bir sorun vardı. Arabayı bırakıyoruz arkadaşlar. 2-3 gün sonra akü boş oluyor. Ya dedik bu neden yapıyor falan. Tabii ki kaçak var büyük bir ihtimal. İlk önce ben aküden şüphelendim. Üzerinde inci marka bir akü var arkadaşlar, görüyorsunuz. Dedim herhalde akü dedim bitmiş. Bunu nasıl test ettim? Şimdi akü şarj aletleri var. Ki bakın bunları çok pahalıdır, yani piyasada ucuz alabilirsiniz. Mesela ben şunu kullanıyorum. Şu marka. Yani piyasada 300-400 lira falan var. İşi de yarıyor. Biraz geç şarj ama işe yarıyor. Bunu 10 senedir kullanıyorum arkadaşlar ben. Memnunum. Yani çok profesyonel bir şey değil ama işe yarıyor. Aküyü doldurdum. Akü ağzına kadar doldu. Sonra ne yaptım? Akünün eksi kutup başını söktüm arkadaşlar. Tamam mı? Koydum. Araca 3 gün falan binmedim. Zaten 3. günde falan boşaltıyordu. Bu arada işte diğer arabamı işte ne yaptım? Kullandım. Ondan sonra geldim. Akünün kutup başını taktığımda akünün bozuk olmadığını fark ettim. Çünkü marş basıyordu arkadaşlar. Sonra şu aletten, bunların multimetre diye satılıyor piyasada. Zaten bunlardan arkadaşlar alın, elinizde olsun. En son 50 liraya almıştım dükkana. Dün gittim 75 liraya aldım. Dolar kuru, euro kurları yüzünden dedi adam. Ya dedim abi daha yenildim, 50 liraya aldım. Ya dedi işte böyle böyle. Ama N11'e falan baktım. Hani 50-60 lira hala şundan satıyorlar arkadaşlar. Multimetre bu çok işimize yarıyor. Ki motosiklete de işe yarayacaktır. Şimdi arabada kaçak olduğunu nasıl anlıyorsunuz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi akünün eksi kutup başını söküyorsunuz buradan. Mesela şuraya aldım bunu, tamam mı? Sonra şurada bunu 10 ampere getiriyorsunuz. Görüyorsunuz 10 ampere. Ve şu siyah eksi kabloyla gene, şimdi burada 3 tane delik var ya, bunu en üste koyuyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı burada kalıyor, bu en üste kalıyor ve 10 ampere getirdiniz. Tamam mı? Sonra gördüğünüz gibi şu multimetreden gelen siyah kabloyu buranın eksi kutubuna soktum. Şimdi şu da artı kutup. Şimdi bunu bu eksi kutuba yedirdiğimde bu değerin 0 falan olması lazım. Ya da 0,2 falan vesaire en fazla. Ama şimdi mesela bakın göreceksiniz. Şimdi değdiriyoruz eksi kutuba. Bakın arabada arkadaşlar neredeyse 0,55 amper bir kaçak var şu anda. Görüyor musunuz? Bakın değdiriyorum. Bir kaçak söz konusu. Şimdi hatta bak bir daha deneyelim. Bak. 55'te sabitleyecek kendini. Evet. Şu an arabanın eksi kutubu sökük olmasına rağmen arabada ciddi bir elektrik kaçağı var. Şimdi bunu şu kısım bak bir daha göstereyim. Şu artı kutup görüyorsunuz. Bu aşağıda, şu eksi yukarıda. Siyah kısmı eksiye bağladım direkt arabanın eksi kısmına. Bunu da ne yapıyorum? Buraya takıyorum. Ve bak taktığımda normalde sıfır olması gerekirken onun 0,55 amper bir kaçak var şu an arabada. Sonra ne yaptım? Bayağı tabii uğraştım. Ya dedim bu kaçağı bulmanın bir şeyi var. Şimdi burada aslında iki kişi olsanız daha iyi ama ben şu andaki insanım yok yerimde. Şimdi sigorta tablosunda arkadaşlar. Şimdi bu arabada mesela bir burada var. Bir kapı içinde var, bir de bagajda var. Yani üç tane sigorta tablosu var. Çok fazla elektronik olduğu için. Tek tek sigortaları çıkardım. Ve sonra ölçtüm. Sigortayı çıkarıp ölçtüm. Sigortayı çıkarıp ölçtüm. Bayağı bir vaktimi aldı. Dün gece saat gece 1.30-2'ye kadar neredeyse bununla uğraştım. Ama bütün sigortaları sökmeme rağmen kaçağı bulamadım arkadaşlar. Maalesef. Ve eğer zaten şimdi böyle bir yüksek akım varsa, yani forumda da sordum arkadaşlara, hani bu kadar yüksek, bu çok yüksek bir akım, yani aküyü gerçekten çok zor dayanır dediler. Bayağı çekiyor çünkü. Ki içerideki lambaları falan kontrol ettim. Torpil lambası, bagaj lambası açık olabilir. Teyipten çok şüphelendim. Genelde double in teyipler çok fazla yapıyor biliyorsunuz. Teyip söktüm içeriden. Kablolarını ayırdım. Ama gene kaça bulamadım arkadaşlar.
Büyük bir ihtimal bu arabanın sorunu alternatör dediğimiz güç sağlayıcıdan çıkıyor. Onun üzerinde diyotlar var arkadaşlar. Büyük bir ihtimal o diyotlarla ilgili bir sorun var bu arabada. Artık tabii o da şu anda beni aşıyor. Ki geçen gün elektrikçiye gittim biliyorsunuz, söylemiştim canlı yayında. 14-15 tane elektrikçiye gösterdim. Ya abi işimiz çok yoğun falan filan dediler. Ondan sonra hayır tamam dedim, ben kendim bulurum. Tamam, kaçak, arabada kaçak var. Bulduk şeyi, sigorta tablosuna baktık. Oralardan kaynaklanmıyor. Büyük ihtimal alternatör arızası gibi geliyor bana. Ya da konjektör de olabilir falan mesela. Ama alternatör gibi diyotların, çünkü arabayı normal mesela çalıştırdım. Şarjını ölçtüm. Araba gayet güzel şarj ediyor. Şarjında bir sıkıntı yok. Sonra işte forumdaki arkadaşlar da genelde abi bu alternatördeki diyotlardan meydana geliyor dedi. Artık pazartesi günü bir arkadaşımız var, bakalım onu bir götüreceğim. Bırakacağım arabayı. Çünkü hani bu şekilde binemiyoruz. 2 gün, 3 gün binmediğimizde, ama her gün binersek sıkıntı yok. Mesela her gün bindiğimizde hani tam boşaltmadığı için akü basıyor, sorun olmuyor. Ama 3. günde akü tamamen kendini sıfırlıyor ki hiçbir şey kalmıyor arabada. Enteresan yani. Bu arıza da bilmiyorum aldığımda var mıydı, ben mi fark etmedim falan vesaire. Ya da arkadaş da fark etmedi. O da bize patladı şimdi. Alternatör de inşallah komple değişmez. Çünkü ciddi pahalı bir parça. Valla baktım 5000 liraya yakın bir parça arkadaşlar. Şu anda dolar euro kurları yüzünden. İnşallah şu krizde şey yapmaz, onu bir şekilde tamir ettiririz. Ben bu videoyu niye çektim? En azından hani arabanızdaki motosikletinizin kaçaklarınızı hani bu sistemle şu 50 liralık aletle ne yaparsınız? Tespit edersiniz. Bir daha gösterelim. Bakın görüyorsunuz. Kabloyu eksiye değdiriyorum. Ve araba sıfır olmasına rağmen hiç çalışmıyor. Şu anda bir akım çekiyor şu an araba. Böyle bir akım çekiyor. Bu da az bir şey değil yani. Az bir akım değil. Yani normalde baktığım YouTube'daki videolara yani sıfır, ne bileyim, 0-1-2 amper bile aküyü boşaltıyor. Bu bayağı bir şey. Gene aküyü dayanmış. Evet, olay budur. Bunu bir göstereyim dedim. Motomania garajdan. Benim garaj biliyorsunuz meşhur. Bunun da abi diyorlar şöyle bir incelemesini yap bir yer falan vesaire. Bunu da yapacağım. Kendime de bakın şöyle bir lamba yaptım. Aposto şöyle bir ayak yaptı bana böyle bir. İşte bir tane led aldım şöyle şeyden. Bu çok işime yarıyor arkadaşlar. Böyle istediğim yere şey yapabiliyorum, aydınlatabiliyorum. Mesela bak şuraya biraz daha yaklaşayım. Evet, kablosu çıktı. Bu uzatma kablosu yaptım bunu. Şeyde takılı kalmış. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de böyle bir kaçak testini kendi motorunuzda, arabanızda yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere derim, saygılar.